Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Engin Altay, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sivri Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. AK Parti grup önerisi üzerinde söz aldım. AK Parti grup önerisi özetle diyor ki Haziran ayı boyunca denetim faaliyeti yapmayacağız. Bu hafta bekçilik kanunu, çarşı ve mahalle bekçiliği kanunu görüşeceğiz. Salı ve çarşamba günleri 24'e kadar çalışacağız. Perşembe günü bitene kadar çalışacağız. Eyvallah. Ben şunu isterdim. Bu meclis 48 gün sonra açıldı. Yeni dönem, yeni normale başladık dün. Önemli bir tarih. Hem yeni normal hem meclis açıldı. Ben isterdim ki vatandaşlarımızın kısıtlamalara yüksek duyarlılığı, sağlık çalışanlarımızın insanüstü performansıyla COVID'le mücadele sürecinde bir noktaya gelindiğini varsayıyoruz ve öngörüyoruz. Meclisin bugün yapması gereken çarşı ve mahalle bekçiliği kanunu görüşmek olmamalıydı. Ben bunu çok uygun bulmuyorum. Yakışık almamıştır. Niye almamıştır? İlaveten biliyor musunuz? Son günlerde özellikle toplumda bir de güvenlik kaygısı arttı insanlarda. Şundan zannetmeyin. Terör örgütlerinden sebep, gaspçılardan, mafyadan sebep değil. Bekçilerden ve polislerden kaynaklı insanlarımıza yönelik şiddet olaylarından sebep insanlar bekçi ve polis kaynaklı güvenlik kaygısı taşırken meclis bu kanunu görüşmemeliydi. Meclis bugün Sağlık Bakanımızın Sayın Çavuşoğlu. Ne diyorsun? Ne? Sayın Çavuşoğlu lütfen. Edepsizlik evet. Yapma. Konuşuyoruz burada. Benden çok konuştun oturduğun yerden. Bakanlık yapmışsın bir de bu memlekette. Terbiyesiz evet. De sensin. Arkadaşlar. Ayıp ya. Şimdi. Sayın Çavuşoğlu. Sayın Çavuşoğlu yerinize oturun Sayın lütfen. Başkan sizin ayrıca uyarmanız gerekirdi. Aralıksız iki dakika laf attı ya. Arkadaşlar müsaade eder misiniz lütfen? Tamamlayın Sayın Altay. Arkadaşlar lütfen. Süremi eklersiniz herhalde. İlave ederim siz buyurun. Neyi söyleyeceğimi sizden öğrenecek değilim. Bir, düzenli orada otursaydın bugün şehit polislerimize rahmet dilediğimi ve bunun sorumluluğum da bu mecliste olduğunu söyledim ben. Ama bu polisin vatandaşı yerlerde sürüklemesine, tepmelesmesine müsaade etmez. Bunu hoş göremeyiz. Böyle bir şey yok. Dürüst olun. Dürüst olun. Demagoji yapmayın. Vatan millet Sakarya edebiyatıyla milletin aklıyla ve haliyle alay ederek bu ülkede siyaset götüremezsiniz. Şimdi bugün olması gereken şuydu değerli arkadaşlar. Sağlık Bakanımız buraya gelecekti ki bugün mecliste basın toplantısı. Sözleriniz tamam bey, açın sistemi arkadaşlar. Bir ekonomik ayağı, tıbbi ayağında sağlık çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür etti. Ama ekonomik ayağında yürütme tam bir fiyasko içinde. Bunu da söyledim. Biz bunları söylemek için buradayız. Efendim polisimiz şehit oldu. Allah'ım rahmet eylesin. Onda da sizin desteklediğiniz hükümetin sorumluluğu ve dahli var. Ama bu polisin, bekçinin vatandaşa kaba güç, kaba kuvvet kullanmasına meşruiyet kazandırmaz. Böyle bir demokrasi yok. Şehit edebiyatı yapıp milleti yerlerde tekmeletemezsiniz. Buna müsaademiz asla olmaz. Olmayacaktır da. Bunları konuşacağız. Bunları konuşmak için buradayız. Meramımı anlattırmadınız. Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz bilmem. Amerika'dan mı bahsediyorum? Şimdi Amerika'da olanların benzerleri oldu Çorlu'da. Benzerleri oldu neredeyse. Zeytinburnu'nda, Kadıköy'de, Tekirdağ, Çorlu'da, Şırnak'ta, Dize'de. Vatandaşımız polisten çok memnun. Tabii. Arkadaşlar rica ediyorum. Bakın maskenin arkasından da ben sizi duyabiliyorum. Evet açalım sistemi. Polisi bu kadar düşünseydiniz. Türk polisi ne diyor biliyor musunuz? Vekilim dinleyin burayı işinize gelmiyor değil mi?
Vekilim, Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor, emekli olmaktan korkuyor diyor. Getirin polisin 3600'ünü. Öyle yalanda polis hamasetiyle, bayrak hamasetiyle, şehit hamasetiyle bir kere bu ayıptır. Ayıptır. Verin de gelin, verdik deyin. Konuşmamı yapamadım. Şunu söylemem lazım. İki sefer uzattım, buyurun. Şimdi yakışan şuydu. Sağlık Bakanımız gelseydi. Covid-19'da hep birlikte verdiğimiz mücadelenin geldiği durumu yüce meclise, bizlere, dolayısıyla aziz milletimize burada anlatıp hesap verme demiyorum. Adamcağız elinden geleni yaptı. Daha iyisini yapacaktı, Erdoğan engel oldu. Sayın Karabat, ben öyle düşünüyorum. Özgür Bey. Evet, tamamlayın sözlerinizi lütfen. Bugün meclise yakışan şuydu. Meclise yakışan sağlık emekçilerinin Covid'le mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin şehit sayılmasını sağlayacak yasayı hep birlikte el birliğiyle burada yapabilmekti. Siz daha yasası çıkmadan gördüğüne yumruk atan, gördüğüne cop sallayan bekçi kanunuyla bu meclisi bugün açmakla yanlış bir iş yaptınız. Onu söylüyorum. Kanun bu şu anlama gelmesin. Biz bekçilik müessesesine karşı da değiliz. Elbette olacak. Ama bu kanun, şöyle kaba söylersek, sizler bizler milletvekiliyiz. Bir de danışmanlarımız var, yardımcılarımız var. Yardımcılarımıza bizim milletvekillerinin yetkisini veriyorsunuz. Ama ehliyet, liyakat, görevin gerektirdiği nitelikler aranmadan olmadan. Teşekkür ediyorum. Vali yardımcısına vali yetkisi veriyorsunuz. Vali makamında otururken. Bugün... Teşekkür ediyorum.